İyi akşamlar değerli izleyiciler. Teke Tek'te bu akşam türban meselesini konuşacağız ama alakasız siyasetçilerle ya da çok bilmişlerle değil, doğrudan doğruya sorunun sahipleriyle, sorunu üniversitede yaşayanlarla, yani türbanlı ve türbansız ya da başörtülü veya başörtüsüz okuldaki eğitim gören, üniversite eğitim gören kızlarımızla, kız arkadaşlarımızla konuşacağız. Hepsi burada. Nuray Bezirgen burada. Kevser Çakır burada. Özlem Gökçin burada ve Çiğdem Yasemin Özkan burada. Her biri farklı siyasi görüşlere sahip ama ortak özellikleri üniversite okuyor olmaları. İkisi sorun yaşıyor, ikisi ise sorun yaşamıyor üniversitede okurken. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş çocuklar dersem ayıp olmaz değil mi size? yani biraz sıksam sizin yaşında herhalde kızım olurdu. O yüzden ya da arkadaşlar diyeyim, fark etmez. Önce ben Nuray'la başlamış durum. Çok ilginç bir hikayem var. Türbanından ötürü eğitimle ilgili ciddi sıkıntılar yaşanıyoruz. Evet. Bir hikayeni şöyle bir özetler misin? 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisiydim. Kaydımı başörtümle birlikte yaptırmıştım. Dolayısıyla okuluma da o şekilde devam ediyordum. Bir anda çıkan yönetmelikle birlikte başörtümüzle birlikte eğitim almamızın yasak olduğu açıklandı. Bizim de son 2 haftalık bir dönemimiz kalmıştı ki diplomamızı alacaktık. İkinci sınıftaydın yani? İkinci sınıftaydım. Yüksekokul öğrencisiydim. Sınavda hocadan kağıt beklerken kendisinin bunun başörtüsüyle birlikte sınıfta bulunmamın insani bir davranış olmadığını, ya insan gibi giyin ya da başörtünü aç ya da böyle sınıftan çık. Tartışma neticesinde böyle oldu. Yani önce sınıftan çıkmamı istedi. Ben ama hocam işte yönetmelikler son 2 hafta kaldı, idare etsiniz falan diye biraz rica ettim kendisine. O da bana zaten bu kıyafetin insani olduğunu düşünmüyorum. Ya insan gibi giyinin, gelin ya da çıkın, beni uğraştırmayın dedi. Ben cevap vermedim. Bekliyordum çıksam mı çıkmasam mı diye. Kendisi sınıftan dışarı çıkınca herhalde bir çözüm üretecek diye düşündüm. Girdi, hiçbir şey söylemedi. Bir 5-10 dakika geçti sanırım. Arkadaşlarım sınava başlamışlardı. Senin kağıdını vermedi. Benim kağıdım yoktu ama ben yine de oturuyordum sınıfta. Birdenbire sınıfı Robocop polisler kapıyı açtı, içeriye daldılar. Hocamız işte burada falan diye işaret etti. Bir anda beni yaka paça gözaltına aldılar. Tabii bununla birlikte medya mensupları da olaya tanıklık etti. Gözaltına alındım. Hemen terörle mücadele şubesine götürüldüm. Yandan önden önüme numaralar koyularak fotoğrafım çekildi, sorgulandım. Bir örgütle bağlantım olup olmadığı incelendi. Hiç yani rüyamda görsem başıma geleceğini... Var mıydı bir örgütle bağlantım? Ya olabilir mi, düşünsenize yani küçücük bir yani 18-19 yaşında öğrencisiniz. O yaşta insana örgütle bağlantılı olduğu için yani asıllar biliyorsun Türkiye'de. Yani olabilir her şey. Olabilir ama benim yani örgüt olarak kabul ederseniz Kur'an-ı Kerim'in ayetiyle direkt muhatap olduğum için örtülmek durumunda hissediyordum kendimi. Tamamen kendi irademle. Neticede beni 8 saat gözaltında tuttular ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktılar. Eğitim öğretimi engellemek suçundan 2 yıla yakın bir süre yargılandım. 6 ay hapis cezasına çarptırıldım. Başörtüsüyle. Evet, o da para cezasına çevrildi. Bu şekilde. Sonra Kanada'ya gittin. Daha sonra 2 kez daha gözaltına alındım. Birisinde bir hamile. Onlar neydi? O da başörtüsü eyleminde izinsiz gösteri ve yürüyüş kanunu muhalefetten dolayıydı. Daha sonra ben basın mensuplarına ve bu başımdan geçen olayları insan hakları örgütlerine rahatlıkla deklare ettiğim için birçok tehdit telefonu aldım. Çektiğim sıkıntılar neticesinde diğer 2 mahkemem de henüz sonuçlanmamıştı. Amerika'ya gittim. Amerika'dan Kanada sınırına giderek mülteci oldum. Bu şekilde hayatım devam ediyor. Kanada'ya ne dedin mülteci olmak için? Türkiye'de dini inanç ve özgürlüklerimi rahatlıkla yaşayamıyorum. Dinimden dolayı ayrımcılığa tabi tutuluyorum diye başvurdum. Ve Kanada tarihinde de bir ilk olmuş. Başörtüsü yasağından dolayı başvurdum ve kendileri de kabul ettiler. İyice sahip. Kanada vatandaşı oldum. O zaman bu evli şekilde. Miydin gittiğinde? Evet, evliydim. Eşinle beraber gittiniz. Eşimle ve küçük bir oğlumuz vardı. Allah başlasın. Bu şekilde. Şimdi oğlum büyüdü artık herhalde. Oğlum büyüdü. 3 çocuğum var şu anda. Tamam, ne güzel. Peki eşin de seninle beraber bu mücadeleyi vermek için mi oraya geldi? Eşim de benimle birlikte geldi, evet. Bir şey merak ettim. Sen başörtüsü eyleminden dolayı 2 kere daha gözaltına alındın deyince. Evet. Şimdi bir şey dikkatimizi çekti bizim. Geçmişte AKP iktidarından önce
Bu çok konuşulduğu için soruyorum sana. Birebir konumuzla alakalı olduğu için değil. AKP iktidarından önce çok sayıda başörtüsü eylemi vardı. Özellikle öğrenciler üniversitede oturma eylemleri yapıyorlardı. Hı hı. Bazen işte cuma günleri camiden çıkan cemaat onlara destek veriyordu. Evet. Sonra AKP iktidar olunca bu aniden kesildi. Ve herkes işte AKP demek ki bu eylemleri kontrollü olarak gibi. Niye kesildi bu eylemler? AKP iktidarından sonra niçin bu eylemler yapılmadı? Aslında şöyle bir 10 yıllık süreç var. Sonuçta bu eylemleri yapan, okula alınmayan öğrenciler kimisi evlendi, kimisi yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Yenileri gelmedi yani 10 yıl. Yenileri bir şekilde ya okula zaten üniversite sınavlarına başörtüsüyle alınmadığımız için ya okula başlayamadılar ya da okula başladılarsa işte peruk gibi, bere, atkı gibi çözümler ya da başörtülerini açarak girdiler. Dolayısıyla bu yasak, yasağın var olduğunu biliyorlardı. Ama bizim dönemimizde biz okulun içerisindeydik ve okulu bitirme çabasında da olduğumuz için okulun dışında kalıyorduk. Bu şekilde ama AKP ile çok ilintili olduğunu düşünmüyorum yani. Ya çünkü AKP iktidar olunca böyle olmaz olunca herkes... Yine de eylemler devam ediyor biliyorsunuz. Özgürler'in yaptığı eylemler, evet, Akyazı'da, bütün illerde, Sakarya, İstanbul, Bursa, her yerde. Türkiye'nin bir ucundan diğerine her hafta devam ediliyor. Yani sonuçta işte bir sürü insan hala mağduriyetini yaşıyor. Kevser'e dönmek istiyorum. Kevser, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Türban bağlama biçiminizde bir farklılık var. Hı-hı. Dikkatimi çekiyor. Sen... Daha böyle annenim gibi bağlamışsın. Sen biraz daha değişik. Niye öyle değişik? Ne fark var aralarında? Niçin? Şimdi şöyle. Merakımdan soruyorum yani. Bir şeyler dolayı. Sizin ceketinizin modelini. Başörtüsü yani modeli değişebilir. Estetik, hı, algılara bağlı bir şey. Biz şunu yani buna benzetebiliriz. Mesela şöyle bir söylem üretildi. Dediler ki işte eskiden böyle bir bağlama modeli yoktu. Ama yoksa içinde bir şey daha varmış gibisin. Saçınızda bir şey daha varmış gibi duruyor. Tabii bir tülbent var sonuçta içinizde. Için. Kevser'e de tülbent var ama sizin arkası böyle daha geriye doğru gidiyor. Kevser'in niye gitmiyor? Dikkatimi çekiyor yani. Şey mesela, saçınız mesela biraz şu tarafa bakıyor. Niye? Bu yani zevke bağlı bir şey mi? Ya kafa yapınıza bağlı bir şey. Bu estetik algılarla alakalı bir şey. Herkesin kafasını aynı için. Yok mesela şey de geliyor mesela. Tayyip Bey'in eşi Emine Hanım'ın böyle daha geriye, evet, doğru mesela. İşte, hmm, bir başkasınınki daha değişik. Ya aslında şuna, bu duruma şöyle bir örnek verebilir. Bundan işte 10 yıl önce benim babam gözlük kullanıyor. Kendisi büyük ve çerçeveli gözlükler kullanıyordu. Şu anda bu daha estetik algı değiştiği için şu anda daha işte çerçevesiz, aa, gözlüklükler kullanıyor. Cehaletten soruyorum, yanlış anlamayın. Hakikaten merak ediyorum. Yani niye öyle diye. Yani estetik algının farklılaşmasıyla alakalı. Peki Kevser, sen şu anda hala öğrencisin. Öğrenciyim. Ve örtülü bir şekilde okuyabiliyorsun. Örtülü bir şekilde okuyamıyorum. Yani tam bu şekilde okuyamıyorum. Okulun inisiyatifine bağlı olarak bir takım rahatlamalar getiriliyor. Ama bu şekilde giremiyoruz. Her ne kadar hani bir takım okulun inisiyatifine bağlı rahatlamalar getirilse de maalesef başörtüsü ile tam olarak okullara giremiyoruz. Ve gerçekten bu konuda büyük sıkıntılar çekiyoruz. Ben 28 Şubat sürecini yaşayamadım çünkü gerçekten yaşım küçüktü. Ama bana anlatıldığı kadarıyla hep o süreci biliyorum. Bana biraz mizansen geliyordu açıkçası. Durumla karşılaşmadığım için anlatılan olayların biraz abartıldığını düşünüyordum. Ama daha sonra üniversiteye... Neydi o anlatılan olaylar, abartılan size olaylar? Size anlatabilirim hatta. Tabii. İstanbul Üniversitesi'nde biliyorsunuzdur. Necla Aratın ve Nur Sert'in şu anda milletvekilliği koltuğunda oturan bu insanların projeleri vardı. Bir takım projeler üretmişlerdi. Bunlardan bir tanesi ikna odalarıydı herkesin bildiği gibi. Bir tanesi de sosyal destek kurumlarıydı. Bu kurumlarda tezsiz yüksek lisans programlarının mülakatlarını yapmak üzere bulunuyorlarmış. Bir işte tanıdık anlatmıştı. Bana o zaman biraz abartı gelmişti ama daha sonra yasakla karşılaşınca, birebir karşılaşınca aslında bunların çok da mütevazi anlatılar olduğunu anladım. Olayı anlatmak istiyorum. Hatta iki olay var. Bu onlar yaşadığın değil, duyduğun olaylar. Duyduğum olaylar. Mülakatlardan bir tanesinde insanların ideolojik görüşlerini öğrenmek için birkaç tane özel soru soruluyor. Bunlardan bir tanesi hangi gazeteyi okuyorsunuz? İşte bir bey yoksulluk ve yoksulluktan olsa gerek öğretmen olmak istiyor ve gerçekten buna ihtiyacı var. Ve diyor ki Cumhuriyet Gazetesi'ni okuyorum, hatta aboneyim. Fakat orada olan öğretim üyesi diyor ki hayır, yani Cumhuriyet Gazetesi'nde abonelik sistemi yok, çık dışarı. Var Cumhuriyet'e abone var ya. O zaman öyle diyor yani ve onu çıkarıyor. Daha sonra arkasından giren başka birine diyor ki önden çıkanı tanıyor musun? Evet tanıyorum, sen de çık dışarı.
Yani Allah Allah. Evet yani bu tür şeyler çok duyulan ama şeyler. Bunlar abartı da olabilir yani. Böyle şey böyle hikayeler çok olur. Yani aslında hani çok da abartı olduğunu düşünmüyorum o ben. Dönem, yine dönem. Başka bir şey daha anlatmak istiyorum. Yine bu mülakatlardan birinde içeri giren bir öğrenci bir anda ihtimal mi olasılık mı diye soruyor öğretim üyesi. Ve o anda şaşıran işte öğrenci diyor ki ihtimal. Diyor ki olasılık deseydin Cumhuriyet çocuğu olabilirdin. Ama ihtimal Allah Allah. Dedin. Çabuk mu ivedi mi? DSP'nizin CHP'li vermiş olur mu ya? İhtimal dedin. Çık dışarı. Bunlar evet. Sanki tevatür gibi geliyor. Bilmiyorum ya. Biraz olabilir. Niye öyle diyorsunuz? Merve Kavakçı olayını yaşadık yani. Hepimizin gözleri önünde oldu her şey. Ne oldu Merve Kavakçı olayında? Biliyorsunuz neler ama oldu. Ama meclise öyle girmemesi gerekiyordu. Ama niye girmesin? Niye girmesin? Ne farkı var? Yasalar var. Kimin yasaları? Ben şöyle düşünüyorum. Yasalar yasa organı? Peki o zaman şunu özür dilerim. Şunu sana sormak istiyorum Nuray. Canan diyecektim ama sen Nuray'ı tercih ediyorsun. Şimdi bir talep var. Üniversitede türban serbestliği ile ilgili. Senin sözünden şunu anlıyorum ki ben bu talep aslında üniversitede sınırlı bir talep değil değil mi? Evet yani, tabii ki değil. Kesinlikle. Her, kamuda da çalışabilmeli, meclise de girebilmeli. Her yerde koşulsuz, her yerde. Sınırsız, şartsız, limitsiz özgürlük. Çünkü neden? Biz de diğer insanlarla aynı temel hak ve hürriyetlere sahibiz. Bir de özgürlük şöyle insanın, bir durum var. Evet. Yasalar meşruiyetini muhataplarının değer dünyalarının almadıklarında evet belli bir yasa yapılabilir, var edilebilir. Ama bu yasa hak ve hukuku tesis edemez. Yani bu gözden kaçırılmaması gereken bir şey. Toplumun değerleriyle çatışmayan yasalar yapılmamalı diye düşünüyorum. Yani tarih boyunca da birçok kez görülmüştür bu tür şeyler. Yani halka rağmen halkçılık yapmak yanlıştır diye düşünüyoruz. Yani buna da siyasi literatürde yani yargı oligarşisi, kanun devleti gibi şeyler olarak geçmiştir. Yani bu yüzden halkın değerleriyle barışık yasalar yapılması gerektiğine inanıyoruz biz. Peki siz şeye inanmıyor musunuz? Yani bir süre sonra başı örtülü kızların, başı örtülü olmayan kızlar üzerinde bir baskı unsuru olacağına inanmıyor musunuz? Yani bunlar inanışlı, bunlar inançsız diye. Çünkü sonuçta niye? Bir simgesel hale gelecek iş. Çünkü başörtülü olmayan insanlar olaya bu perspektiften mi bakıyor? Yani başörtülü. Peki siz hangi perspektiften bakıyorsunuz? Benim için hiçbir şey rahatsızlık edici hiçbir durum olmayacağına eminim. Çünkü ben bu süreci yaşadım. Ben başörtüsüyle okulda bulunurken başörtülü olmayan arkadaşlarım da vardı. Benim anne tarafımdan başörtülü olan bir kişi arasanız belki bulamazsınız akrabalarımdan. Yani niye ben akrabamla ya da sokaktaki insanla, arkadaşımla, eşimle, dostumla sorun yaşamıyorken okulda bir problem yaşayayım ki? Benim varlığım niçin onların tehdit sebebi olabilsin? Bunu senin özelinde düşünmek ayrı bir şey yani ama genel olarak derken düşündüğünüz zaman da... Ben biz olarak zaten kastediyorum yani. Toplumdan bahsediyorum. Bu toplumda böyle bir tartışma... Ama öyle olmayanlar da var. Tam tersi olanlar da var yani. Başı açıklara fahişe gözüne bakanlar da var baktığınız zaman. İslamcı basında bile var ama bunlar. Ama herkesin de var ondan. Yani ona bakarsanız laiklerde yani bizlere çok kötü bakanlar da var laiklerden. Ya da başka kesimlerden de var. Yapmayın laikler diye bir yani, şey yok şimdi... Ama siz de İslamcı kesim dediniz. Evet yani herkesin de var böyle insanlar. Yani o zaman laik gazetelerden var, başka gazetelerden var. Yani böyle bakılamaz. Ortak birlikteliklerin kurulması gerektiğini inanıyoruz biz. Peki ben size dönmek istiyorum. Kalabalık olunca unutuyorum. Yasemin. Yasemin mi? Çiğdem'i kullanırsak. Peki Çiğdem. Çiğdem sen nasıl bakıyorsun? Şimdi okullarda siz arkadaşınızla beraber okuyamıyorsunuz ve bu sorunu görüyorsunuz yani kapıda gelip işte kimisi başörtüsünü çıkartıyor, kimisi peruk takıyor, kimisi başına açık giriyor. Maalesef. Bunun hoş bir durum olmadığı gerçek. Özgürlükler anlamında baktığınız zaman hoş bir durum olmadığı gerçek. Yani aklı başında herkes de bunun böyle sürmemesi gerektiğini söylüyor ama bir yandan da konu siyasi bir meseleye geldiği için ve neredeyse AKP'nin gizli ajandasının ortaya konması gibi algılandığı için bence bu işi Türkiye'de bir sol iktidar 20 sene önce çözseydi çok rahat çözülmüş, bitmiş gitmişti. Ne yazık ki çözülmedi ve bırakıldı bugüne kadar geldi. AKP çözünce de olmuyor. Çünkü AKP'ye karşı güvensizlik orada kilit nokta haline geliyor. Siz nasıl görüyorsunuz okuldaki diğer kızlar olarak? Şimdi öncelikle Türkiye'de birçok kavramda olduğu gibi en temel üzerinde tartışmamız gereken en temel kavram özgürlük üzerinde de sürekli bir zihinsel bulanıklık söz konusu. Öncelikle ben bir çok basit, en basit haliyle bir özgürlük tanımı yapmak isterim. Yani özgürlük her şeyden önce işte bazı zamanlarda insanlara bahşedilmesinde bir sakınca bulunmayan ama bazı zamanlarda ise işte insanlara bahşedilmemesi gereken bir olgu, değer, kavram değildir. Özgürlük her şeyden önce kişinin kendi yaşamını herhangi bir baskıya, engellemeye maruz kalmadan sürdürebilmesi ve başkalarına da
herhangi bir şekilde dilediği gibi yaşamasına engel olmaması demektir. Özgürlük böyle bir şey. Şimdi bu temelden hareket ettiğimizde bu yasağı meşrulaştırmamız hiçbir şekilde mümkün değil. Öncelikle işte az önce sizin söylediğiniz şey mesela işte siz peki hani arkadaşımıza yöneltiniz, siz peki inanmıyor musunuz işte başörtülü kızlar başörtüsüzlere de baskı uygulayabilir. Ya evet belki böyle bir şey olabilir ama hani size göre olabilir, bana göre olmayabilir, başkasına göre olabilir, olmayabilir. Bu çoğaltılabilir çünkü her insanın biricik düşünceleri vardır. Yani her insan tektir, tek şey düşünür. O halde yani varsayımlar üreterek, kurarak herhangi bir yasağı meşrulaştıramayız. Yani burada benim söylemek istediğim işte örneğin başörtüsü yasağını sürekli eleştiren insan, pardon eleştiren demeyeyim, başörtüsü yasağını savunan insanların genellikle işte söyledikleri bu tür varsayımlar ve bunun dışında ülkenin şartları diye muğlak bir kavram öne sürmekteler. Peki ülkenin şartları, bu da son derece muğlak bir kavram. Bana göre ülkenin şartlarına baktığımızda kamusal alanda her türlü herkesin istediği gibi kendini ifade edebilmesi, istediği yaşam biçimini seçebilmesi gerekiyor. Fakat benzer yasaklar Batı demokrasisinde de var. Yani işte Avrupa Yasaklar Mahkemesi kararı var, Fransa'da alınan kararlar var, İsviçre'de alınan kararlar var, Belçika'da alınan kararlar var. Yani demokrasi dediğimiz, insan haklarında şampiyon dediğimiz, özgürlükçü dediğimiz ülkelerde bile özellikle türbanla ilgili bu nevi yasaklar alınabiliyor işte. Ya bazı dini simgelerin kamusal alanda, yani buna haç da dahil bazı ülkelerde kullanımı yasak. Kamusal alanlarda. Bakın böyle yerel bazda bazı örnekler olabilir. Yani bunda bir beis yok, tamam. Yerel bazda böyle örnekler olabilir ama genel olarak Avrupa'da böyle, yani Batı ülkelerinde böyle bir yasakla karşılaşmanız çok zor. Örneğin ben size yaşadığım bir şeyden örnek vereyim. Hani belki daha da somut olur. Ben geçen işte Şubat ayında bir organizasyon doğrultusunda Brüksel'e gittim. Ve Brüksel'de işte Avrupa Birliği'nin her türlü komisyonundan tutun parlamentosuna ziyaretlerde bulundum. Ve birçok politikacıyla veya işte vakıf temsilcileri, Türkiye karşıtı, Türkiye'yi destekleyen birçok insanla görüştük. Ve oraya gittik, örneğin Türkiye raportörü Ria Oman'la görüştük. Ria Oman'ın odasına girdiğimizde koskocaman bir İsa ve Meryem figürlü bir tablo vardı. Boynunda bir haç kolye vardı. Yani Avrupa Parlamentosu'nda. Ve kendisi de bana orada tek bayan olarak bulunmam nedeniyle ve işte başı açık bir bayan olmam nedeniyle hemen zaten başörtüsü konusunda ne düşündüğümü sordu. Ben de aynen bu şekilde, burada söylediğim şekilde, yani bu yasanın hiçbir şekilde meşru olmayacağını söyledim. Kendisi de bunu evet onayladı ve zaten raporunda da yargıya yönelik çok büyük eleştirileri var. Kendisi de bunu onayladı ve şöyle dedi. Evet, yani biz kiliseyle devleti çok eskiden ayırdık. Sizden önce biz bu tecrübeye sahip olduk. Siz biraz daha geç bu tecrübelere sahip olmaya başladınız. Yani laik bir düzen kurma konusunda. Ve biz bu tecrübeye sahip olduk ama bu hiçbir şekilde bizim dini, yani laik bir düzen kurmamız, dini simgelerimizle devletin hizmet verdiği bir alana girmemizi engellemiyor şeklinde kendisi de bunu söyledi ve Avrupa'nın merkezi. Hani siz belki yerel örnekler verebilirsiniz ama ben de başka türlü örnekler verebilirim. Ama evrensel olan bir takım şeyler vardır. Bakın buradan giden insanlar oralarda okuyorlar. Ve ben şuna özellikle dikkat çekmek orada istiyorum. Orada üniversite öğretimi öyle bir şey yok. Yani orta öğretim ve lisede ve onun öncesinde var, üniversitede yok. Benim çoğu ülkede. Benim hiçbir yerde yok. Benim gittiğim ülkede hiçbir yerde yok. İlk öğretim dahil her yerde serbest. Nerede? Kanada'da. Evet. Amerika'da da o şekilde var. Bir de ben şuna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Yani bakın benim için burada hiçbir şekilde ben dini referans almıyorum. Ya da işte herhangi bir şekilde bu yasağın işte şöyle söyleyeyim, yani başörtüsü olduğu için bu insan başörtülü kadınların yanında değilim. Ya benim amacım geniş bir özgürlük çerçevesi. Yani devletin insanlara geniş bir özgürlük çerçevesi sunması ve bu geniş özgürlük çerçevesinde insanlar bireysel isteklerine, tercihlerine göre bu alanı doldurması gerektiği benim inancım ve devletin bana sağlaması gerektiği ve kendim nasıl giriyorsam kamusal alana bu dilediğim şekilde bu diğer arkadaşlarım da benden farklı olan herkesin de girmesini istiyorum. Yani benim için başörtülü bir insanı savunmakla bir punkçının hakkını savunmak arasında hiçbir farklılık bulunmuyor. Ve şuna da dikkat çekmek istiyorum.
Örneğin İran, insanlar, İran'da da kadınlar başlarını sürekli örtmek durumundalar. Benim için orada da kadın kurban, burada da kadın kurban. Yani oradaki zihniyetle buradaki zihniyet arasında benim için hiçbir fark yok. Valla geçen gün bana çok üst düzey bir İranlı yetkili ziyarete gelmişti ki İran'daki din baskısı Türkiye'de de daha az dedi. Türkiye'de daha yoğun bir din baskısı hissediyorum dedi İranlı. O biraz toplumsal yapılarından da kaynaklanıyor. Evet, hakikaten öyle dedi. Murat Bardakçı'ya böyle oturduk, ben şaşırdım hatta. Yani hani düşünce ikizleri bana göre. Valla yani, bana bu işte en saçma gelen taraf da şu, kusura bakmazsanız fikrimi söyleyeceğim. Yani... Tevselle aynı fikri savunan, eğer bu bir fikir ve simgesel bir olaysa aynı fikri savunan erkek dinen başını örtmesi gerekmediği için üniversiteye rahat rahat giriyor. Ben bunu bir kadın haklarına karşı bir tavır olarak algılıyorum. Yani inanç özgürlüğünün de ötesinde sadece kadınların inancına karşı bir yaklaşım olarak algılıyorum. O yüzden biraz açıkçası ben buna karşıyım. Bir şekilde niyet okuyorsunuz. Yani insanların niyetlerini tahmin edemezsiniz. Ayrıca kime de kimin niyetinden yani. Benim niyetim kimle gidiyor yani. Benim için yani... Başörtülü bir insan ister Allah'ın emri diye taksın, ister Allah'ın emri olmadığı için, güzel görünmek için işte bir sürü tanımlamalar, etiketlemelerde bulunuyorlar. Peki yani ben biraz özlem soracağım. Siz güzel konuştunuz yani. Ama biraz özlem soracağım. Özlem, sen Yıldız Teknik Üniversitesi'de okuyorsun değil mi? Evet. Sen ne diyorsun mesela? Sen de aynı sorunları sizin üniversitede yaşanıyor bildiğim kadarıyla. Hatta zaman zaman sert yaşandı sizin üniversitede. Belki senden önceki dönemde ama senin bakış açın ne burada? Yani hakikaten bu kadar serbestlik olmalı mı, olmamalı mı? Bir kadın olarak ne düşünüyorsun, bir kız olarak ne düşünüyorsun, öğrenci olarak? Diğer taraftan da kendi bakış açısından ne düşünüyorsun? Şimdi ben diğer arkadaşlar gibi meseleye özgürlükler bağlamında pek yaklaşamıyorum açıkçası. Yani bunun bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın da İspanya'da belirttiği gibi bir siyasi simge olduğu, yani kendilerinin de kabul ettiği bir şey bu. Bir siyasi simge olduğu ortadadır. Bir Yeşil Park ile geliyordu mesela bizden, benim zamanımda bir üniversiteye. O da bir siyasi simgeydi. Öyle tabii ama şimdi... Yani Türkiye'nin koşulları dolayısıyla diyelim ya da veya Cumhuriyet'in temel kuruluş felsefelerine aykırı bir biçimde bir pozisyonda şu anda türban. Ve özellikle AKP hükümetince kullanılıyor. Bir siyasi rant aracı haline gelmiş durumda. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu karar son derece Cumhuriyet'in temel felsefesini, temel değerlerini korumaya yönelik doğru bir karardır. Kesinlikle yargı darbesi ya da benzeri söylemleri kabul etmek mümkün değildir. Sonuçta Cumhuriyet'in bir kurumudur Anayasa Mahkemesi ve anayasaya bağlı kalmak şartıyla ama gereken ki Anayasa karar Mahkemesi Cumhuriyet'ten kuruluşundan bugüne yok. 1961 evet. Anayasası ile kuruldu. Evet. Yani Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in temel felsefesinde Anayasa Mahkemesi yoktu. Tam aksine bir de bir şey söyleyeyim. Yani bugün türbandan yana tavır alan AKP'lilerin bağıra bağıra söyledikleri, Cumhuriyet'le ilgili söyledikleri felsefe aslında Cumhuriyet'in kuruluş ve yani daha doğrusu pür Cumhuriyet felsefesi o. Yani hiçbir şey halkın iradesinin üzerinde değildir. Cumhuriyet'in asıl felsefesi. Bugün çok enteresan, geçmişte Cumhuriyet karşıtı olan AKP ya da milli görüş yandaşları bugün tam pür bir cumhuriyetçilikten bahsediyor. Yani çünkü Cumhuriyet'in esas felsefesidir. En üst irade halk iradesidir. Cumhuriyet'in temeli budur. Yani bizim Cumhuriyet'ten bahsetmiyorum. Genel olarak Cumhuriyetçi anlayışın temeli budur. Ve bugün onların söylediği tam bir pür cumhuriyetçilik, diğeri ise başka bir şey. Peki AKP halkın egemen, yani halkın iradesini temsil ediyor mu? Bence etmiyor. O ayrı bir tartışma. Yani AKP'nin neyi temsil ettiğini, neyi temsil ettiğini ben bilemem. Ben şunu söylüyorum. AKP biz çoğunluğuz, rahm olun diyor. Ben diyorum ki çoğunluk falan değilsiniz. Yani karşınızda %53.4 var. Yani ayrıca da %99.9 olsa bile bir şey ifade etmez. Yani ya da nasıl ki kızlarımızdan bir tane bile olsa önemliyse, karşı tarafta da düşünen bir tane bile olsa önemli. Yani aslında burada mesele şu. Devlette... Mesela seni niye rahatsız ediyor üniversitede türbanlı çok kızların bulunması? Sadece onu neye tehdit olarak algılıyorsun? Sadece türbanlı değil. Bakın yani dini simgelerin toplumsal yaşamda faal hale gelmesi, etkin olması toplumsal birliği tehdit eder bir hale gelir. Yani şimdi biz Fransız örneğini, Fransız sistemini kendimize örnek aldık. Cumhuriyet'in kuruluş aşamasında da ve Fransız sisteminde de bizde de şöyle bir ayrım vardır. Kamusal alan ve özel alan ayrımı. Özel alanda din, vicdan, vicdani bir meseledir ve özel alanda kimse kimsenin dinine, ibadetine karışamaz. Ama kamusal alanda bireyler devletin bir temsilcisi gibidir. Yani bireysel kimliklerinin dışında devleti temsil eden bir kimlik taşırlar. Dolayısıyla her dine mensup kişi ya da her farklı görüşe, siyasi görüşe sahip kişi bunu kamusal alanda telaffuz ederse, gösterirse
Ben kamusaldan zaman... bahsetmiyorum. Hı-hı. Orada ben daha sana yakın düşünüyorum ama üniversitedeki yani üniversite bir kızın okurken başını örtmesinin ne? Yani aynı fikirdeki erkekler orada yanınızda oturuyorlar. Şimdi fikir... Eğer bu bir fikir meselesi ise yani. Yani bunu daha çok dediğim gibi siyasi bir simge olarak algılıyorum ben. Ve dediğiniz de şu, yani 4 sene arkadaşlarımız başlarını kapattılar. Daha sonra avukat olacaklar, hakim olacaklar ama o zaman kamusal alana girmiş oluyorlar. Ama mümkün değil bu, yani bugünkü yasalar çerçevesinde. Peki bu bir çözüm, yani bu bir sorun değil mi? O bir sorun. Bu da bir sorun. O bir sorun. Yani ben karşımda, başı örtülü bir hakime hanım görmekten rahatsız olabilirim davanın niteliğine bağlı olarak. Ama biz niye rahatsız olmuyoruz başörtüsüz bir hanımefendi görmekten ya da Atatürkçü laik bir beyefendiyle muhatap olmaktan? Siz de bizi yardımcı olabiliyorsunuz. Onun ne olduğunu bilmiyorsunuz ama. Niye? Başörtülü olmak bir simgeyse. Yani başörtülü birisinin karşısına gelip atıyorum Allah'a küfretmekten veyahut da peygambere saygısızlıktan yargılanacaksam karşımda ön yargılı olma ihtimali çok kuvvetli olduğunu düşündüğüm bir hakimeyle veya hakimle karşı. Aynı şey bizler için aynı de geçerli. Aynı şey o zaman evet. Tersten okuduğunuz zaman evet. Bizler için de geçerli. Mesela bizler bu ülkede vergi veriyoruz. Abilerimiz, kardeşlerimiz bir şekilde askere gidiyor. Mesela benim en son bir arkadaşım bana telefon etti. Dedi ki ben eşimin yemin törenine alınmadım. Neden? Eğer 40 yaşın üzerindeysen başörtünü tavşan kulağı şeklinde yapıp girebilirsin. Ama 40 yaşın altındaysan başörtünü açıp da gireceksin demişler. Ve eşinin yemin törenine alınmamış. Bu insanın işi sadece başörtüleri koruyacak değil yani bu ülkede. Sonuçta hepimiz aynı geminin yolcularıyız. Ve bu yani bu mentaliteyle yaklaştığınız zaman genelde sizlerin karşısında ve sizin inisiyatifinde kalan kesim de biz oluyoruz. Ve biz hiç böyle bir itirazda bulunmuyoruz. Mesela en son Cumhuriyet mitingleri sırasında CHP ve DSP'li bayanlar Anıtkabir'in etrafında işte miting esnasında toplanmışlar. İki tane başörtülü bayanı basın mensuplarıyla birlikte bir köşeye sıkıştırmışlar. Önce sözle taciz ettiler. Daha sonra birkaç tanesi işte halkın da yuhalamasıyla birlikte orada bulunan halktan bahsediyorum. Galeyana gelip artık kadınları itiklemeye, kakıklamaya başladılar. Ya türbanını çıkar ya buradan git falan tarzında. Olur mu canım? Cumhuriyet mitingleri bir sürü türbanlı kadın var. Evet. Yapmayın. Hayır ben niye? Bu haber bültenlerinde hep gösterildi bu olay. Daha sonra kadınlar linç edilecek korkusuyla olabilir. Ben katılmadılar demiyorum. Sizin tabii türban dedikleriniz daha sonra sahneye çıkarıp işte başörtüsünü açtıklarınız yok, falandır canım, yani. Yok canım vardı. Bir sürü kadınlar vardı. Hiç öyle bir şey görüyorum. Yani ben gördüğüm olayı söylüyorum size ve daha sonra o kadınlar orada linç edilme korkusuyla apar topar alınmışlardı. Mesela bakın size bir örnek vermek istiyorum. Kasım 2003'te Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı başörtülü olduğu gerekçesiyle bir sanığın ifadesini almaksızın kendisini dışarıya çıkartıyor. Ya başörtüsüz olarak ifade vereceksin ya da mahkeme salonunu terk edeceksin. Valla ben de daha geçen perşembe günü mahkeme dedim bir sürü türbanlı kadın yani, vardı. Kimi tanık olarak gelmiş gibi sonra. Olabilir, olabilir ama ben siz olan vakaları söylüyorum. Okey, Emine Ergin isimli bir İmam Hatip öğretmeni, Kur'an dersi hocası. Peru ile birlikte başörtüsü, Peru ile birlikte öğretmenlik yaptığı için öğretmen memuriyetten atılıyor. Bu da kayıtlarıyla her şeyleri sabit. En basit benim örneğim. 6 ay hapis cezasını niçin aldım ben bu ülkede? Beni kimler yargıladı? Hangi suçu isnat ettiler? Mesela benim davamı inceleseniz verilen bütün ifadelerde polis memurları dahil, okul müdürü dahil benim hiçbir taşkınlığıma şahit olmadıklarını söylüyorlar. Dava tamamen lehimde ilerlerken birdenbire tamamen siyasallaşmış yargı tarafından ben diğer insanlara gözdağı verilmek amacıyla 6 ay hapis cezasına mahkum edildim ve sabıkalandım. Neden? Yasalara ne suçum var? Yasalara aykırı davrandığınız gerekçesi var. Hangi yasalara pardon? Anayasada böyle bir yasak var mı? Sonra yasama kurumu Türkiye Büyük Millet Meclisi değil mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki üyeleri halk seçmiyor mu? Halka rağmen eğer bir şeyleri dayatmaya devam ederseniz bir kere çözümün değil sorunun bir parçası olursunuz. Dolayısıyla bu sorun çözülmeden, çözülmeye mahkum bir şekilde ilerleyecek. Neticede çözülecek ama aynı bakın zamanında Zenci ve Beyazların 1960'lı yıllardan bahsediyorum bu arada. Biz bunları şu anda tecrübe ediyoruz. Çünkü Kanada'da da bana hocalarım bunu söylemişti. Özellikle bir hakimi hanım, çünkü ben orada ilk davayı kazandığım zaman bana şunu demişti. Yani dedi ki siz Ermenilere hiçbir şey yapmadığınızı söylüyorsunuz her platformda. Peki kendi halkına bunları reva gören insanlar Ermeni soykırımını niçin gerçekleştirmiş olmasın diye
aynı zamanda yurt dışında da bir şekilde imajımız gerçekten zedelenmiş oluyor. Ve sizin biraz önce belirttiğiniz gibi hani Avrupa'da da böyle kısıtlamalar var dediniz ama kesinlikle Türkiye dışında hiçbir ülkede yüksek öğrenimde başörtüsü yasa yok. Söyledim onu da, onu da ben evet, söyledim. Evet, anladım. Benim söylediğim bir şey niye bana tekrarlıyorsunuz? Sanki ben söylememişim. Ben o zaman özür diliyorum. Ben yanlış anladım. Sol iktidarlar bunu çözseydi bu sorun bugünlere gelmeyecekti diyorsunuz. Sol iktidarlar bunu çözemez. Çünkü sol iktidarların var olması sebebi zaten halkın değerlerine karşı yürüttükleri politikalar. Bunda ama da en ama eğer sol halkın değerine karşı kampanya yürüterek iktidar alabiliyorsa demek ki halkın değerleri iktidar olamıyor. Yaygın değerler iktidar olamıyor bu yüzden. Bitmeye mahkum. Gitgide düşüyor. Bakın 60'lı yıllarda ilk zenci öğrenci okula girmeye çalışıyor. Etrafında beyazların nasıl bağırdığına bakın. Burası Amerika. Ve şu mesela bekleme salonlarında oteller ayrılıyor. Siyahilerin kalacağı oteller, beyazların kalacağı oteller. Türkiye'de böyle bir şey var mı? Olacak. Eğer biz susarsak bunlar da olacak. Niye? Merve Kavakçı Hanım yuhalanmadı mı? Yoktu böyle şeyler. Çocukları yuhalanmadı mı Türkiye layıktır layık kalacak diye? Ta çocuklarına kadar taciz edildi ve insan bu ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. İşte bakın sular, beyazların içebileceği bir çeşme. Siyahlar peki da beyazların ben de bir Ramazan'da, çeşmeler... bir Ramazan'da oruç tuttuğum, oruç tutmadığım ve bisküvi yediğim için sokakta dövüldüm 1980 veya 79 yılında. Şimdi ben bunun sorumlusu olarak sizi mi göstereceğim? Yani bütün Müslümanları mı göstereceğim? Ve üç tane her yerde bir şey çıkabilir. Sizi göstermiyorum zaten. Hayır ama ben yani sizi baz almıyorum. Siz sistem diyorum. Ama, yanlış anlıyorsunuz. Sistem değil. Evet. Peki oruç tutmayanların dövülmesi diye bir sistem var Türkiye'de. Bir sürü insanın başına geliyor. Bıçak adam öldürüldü. Sırtına Allah dövmesi yazdı diye adamı öldürdüler. Yapmayın. Kim yaptı? Polis mi yaptı bunu? Birileri yaptı sonuçta. Olabilir. Bizde sistem devlet yapıyor. Resmi uygulamaları ideoloji yapıyor. Yapanlar da ama polis değil ve sizin olmasından korktuğunuz uygulamaları yapacak olanlar da polis. Bunları. Ama niye böyle gelsin? Niye böyle bir şey? Böyle uç örnekler verilecek olursa Cevahir yani. Çağlar örneği de var. Mesela evet. 2003'te Cevahir Çağlar babası tarafından sırf başörtülü olduğu için doktor bu bayan. 26 yaşında bir doktor bayan babası tarafından kafasından tüfekle vurularak öldürüldü. Başörtülü yani, olduğu için. Evet. Babası tarafından. Evet babası tarafından. 2003 yılında. Kamusal sorun nerede? Şimdi yani kız arasında hani, bir ilişki. O zaman demin de siz gazeteciniz haydi. Ona bakarsan başını örtmesi için dövülen bir çocuk da var. O babayı kızının tarikat mensubu olduğu, kızının aklının başından uçtuğuna motive eden etmenler nedir? Peki. En başta medya değil mi? Yani bize yaftalanan o kadar büyük şeyler var ki her gün türban gündemde. Türban diyorsunuz tabii ki biz başörtüsü olarak anlarız. Neyse adı önemli. Buna bile hakkımız yok bizim. Dediğim gibi başörtüsü... yani kapıcının hanımı başı örtülüyse başörtülü ama hakim olacaksa türbanlı, öğretmen olduğu zaman türbanlı, temizlik görevlisi olduğu zaman başörtülü. Kademe olabiliriz, temizlik görevlisi olabiliriz arkadaşım. Her doktor şey, da olabiliriz. Doktor şey olamayız, izin vermiyorsunuz çünkü tarafsız olamayız. Belki hastaları muayene falan ettiğiniz bir şey diyorsunuz. Kamu hastanesinde olmazsanız özel hastanede olursunuz. Geçen gün daha bizim haber bültende vardı, özel hastanede türbanlı doktor vardı. Ne var? Ama niye kamuda olmayalım? Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz? Kamuda da olmak istiyoruz. Evet, sizden hiçbir farkımın olduğunu, sizin hiçbir ayrıcalığınızın olduğunu düşünmüyorum çünkü. Burada da kastettiğim siz değilsiniz. Yok yani... ben de olmuyorum canım. Burada önemli değil. Evet, bir şey yok. Anlıyorsunuz demek istediğimi. Şimdi ben araya girmek istiyorum. Bu hepinizin verdiği örnekler evet gerçekten Türkiye'de olan şeyler. Her zaman duyuyoruz, yaşıyoruz, görüyoruz. Yani sizin derken sizin. Hepinizin verdiği örnekler olabilir. Evet, bu ülkede bunlar var. İşte asıl olan yani... asıl olandan önce şunu söyleyeyim. Tartışmayı bunlar üzerinden yürütürsek hiçbir şekilde sonu gelmez. Yani bizim burada tartışmamız gereken şey evet Türkiye'de bunlar yaşanıyor. Bir kere bu gerçekliği kabul etmemiz lazım. Yani her ikimizde derken her iki tarafta karşı tarafın işte moda terimiyle mahalle baskısı veya türlü engellemeye baskıya maruz kaldığını kabul etmeli evvela. Eğer bunu kabul edersek, toplumda çeşitli sorunlar yaşadığımızı kabul eder ve bunun üzerine, bunu nasıl çözeceğimizi üzerine odaklanırsa, şu çıkıyor karşıya ve aslında en basit olan şey bu. Pluralizm, yani çoğulculuk. Yani çoğulculuğu muhafaza etmemiz lazım bizim toplumda. Bu nasıl muhafaza edilecek? Tabii ki bugün Türkiye'de en çok şu an kendi kendini yaralamış olan kurum olan yargının reforme edilmesiyle. Yani Türkiye'de... Yargı niye kendi yaralamış? Aldığı kararlarla son zamanda. Yani ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bir üniversite öğrencisi olarak bugün yargıya güven duymuyorum.
ve benim gibi yargıya güven duymayan... Anayasa Mahkemesi kararından dolayı mı? Yani Anayasa Mahkemesi'nin son kararı da dahil, 367 kararı da dahil ve öncesindeki birçok karar da dahil. Yani şu an bunlar gündemde ama örneğin seçim barajını da Anayasa Mahkemesi daha önce demokratik bulmuştu. Yani bu gibi birçok karar mevcut maalesef. Bu yüzden hani ben yargıya çok büyük güven duymuyorum. Ve sizlerin de anlattığı, hepinizin anlattığı örnekler de gösteriyor ki Türkiye'de maalesef sağlam bir hukuk devleti mevcut değil. Yani asıl olan farklılıkların bir arada yaşaması ve insanların yaşam tarzlarının birbirlerini dayatmalarının önüne geçmekse o zaman sağlam bir hukuk devletine ihtiyacımız var bizim. Ama tabii ki hani bu çok söylene gelen bir şeydir. Hani hukuk devleti ama bu farazi bir şey olarak da kalmamalı. Hukuk devletini oluşturmamız için de ilk başta toplum olarak biz bir arada yaşama isteğimizi bir sorgulamalıyız. Epeydir bildiğim kadarıyla epeydir bir arada yaşıyoruz zaten. Fazla bir sorun yok yani. Az önce söylediğiniz örnekler zaten. Sorun mesela. Sizin oruç tutmadığınız için baskıya maruz kalmanız, dayak yemeniz bir sorun. Evet. Arkadaşlarımızın yaşadıkları birer sorun. Bunları sorun olarak görmezsek zaten bizim problemimiz sorun yok demedim. Bir arada yaşayabiliyoruz dedim sadece. Bir arada hani itişe kakışa yaşıyoruz. Biraz kavga ederek yaşıyoruz. Bunları ortadan kaldırmamız lazım. Dünya başka şeyler konuşuyor artık. Dünya bunlarla uğraşmıyor. Yani dünya dediğim aslında biraz da gelişen Nuray'ın, dünya. Nuray'ın söylediğine baktığın zaman ben sanki bir arada yaşamamız giderek zorlaşacakmış gibi bir hisse sahip. Olur mu? Ben size bir arada yaşamamızın reçetesini sunuyorum. Arkadaşımızın dedikleri çok doğru. Yani farklılıklarımızı yani, ama siz diyorsunuz ki ben başörtülü bir hakim tarafından yargılanmak istemiyorum diyorsunuz. Yargılan ben söyleyeyim. Yargılanırsam ön yargıyla karşılaşmadan korkarım dedim. Tabii o ön yargılarınızı gidermek gerekiyor ama dediğim gibi diğer ülkelere de bakarsanız başörtülü insanların diğer insanlardan çok farklı olmadığını görürsünüz. Yani niye böyle bir şeyle karşılaşırsınız ki sonuçta? Peki mesela şunu merak ediyorum ben. Evet. Bir hanım olarak bir başörtülü ama kadınların Türkiye'deki kadar haklara sahip olduğu bir başka İslam ülkesi var mı? Yani mesela Suudi Arabistan'da kadınlar yalnız başına sokağa çıkamıyorlar. İslam ülkesinden neyi kastettiğiniz önemli. Yani işte, İslam ülkesi olarak kadınların dinini yaşama özgürlüğüne sahip olduğu ülkeler. Yani İslami dinini kurallara göre yaşanan ülkelerden bahsediyorum. Suudi Arabistan'da kadınlar otomobil kullanamıyor. Tek başına sokağa çıkamıyor. Bir şey işte İran'da kadınların mesela siz başınızı örtme özgürlüğüne bahsediyorsun. İran'da kadınların başını açma özgürlüğü yok. Yani İslamiyet bir anlamda baktığın zaman kadınların bu nevi özgürlüklerin önünde bir engel değil mi? Yani başka özgürlük İslamiyet. Yani örtünme özgürlüğünü veriyor kadınlara ama açılma özgürlüğünü vermiyor. Yani İslam ülke örneklerine baktığınız zaman. Bağlı. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız. Suudi Arabistan'da böyle bir tercih olabiliyor musunuz? Yani İran'da böyle bir tercihiniz olabiliyor mu? İslamiyet'in yanlış yorumlanması olarak düşünülebilir bu. Yani bu İslamiyet'in bir kadının elinden hakkının alması durumu değildir. İslamiyet'in yanlış yorumlanması sonucu kadın... Yani Suudi Arabistan'da bir kadın kalkıp da ben başımı açıyorum ve sokağa çıkıyorum, alışveriş yapacağım, arabayla geleceğim diyebilir mi? Eğer arabayla gezemiyorsa o ülkeye has bir uygulama. Gerekçelerine bakmak lazım. Bu İslam'dan, onların Müslüman olmasından dolayı kaynaklanan bir uygulama değil kesinlikle. Peki İran'daki? İran'daki. Orada başörtmek mecburi. Başörtmek mecburi. Onların da kendi sistemleri. Bu İslam'dan kaynaklanan bir şey olarak söyleyemeyiz Niçin ki. Niçin Türkiye'nin kendi sistemini anlamaya çalışmıyorsunuz peki? Yani biz bunu savunmuyoruz zaten. Sürekli insan haklarından, özgürlüklerden dem vuruyoruz burada ama sürekli insan haklarından, özgürlüklerden dem vuruyoruz ama bunların en temelinde yatan şey kadın erkek eşitliğidir. Yani siz başörtüsüyle kadın erkek eşitliğinin sağlandığını düşünüyor musunuz? Yani erkeklerle eşit haklara sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz? Başörtüsüzlükle mi bu sağlanmış oluyor? Yani bunları tartışmak aslında çok basit. Yok ben başka düşünüyorum yani. Evet. Yani tamam sizin bensin istediğiniz üniversiteye gitmenize de %100 katılıyorum. Yıllardan beri de bunu yazdığım için yani hani şimdi söylüyor değilim yani. Ben kızların üniversiteye başörtüyle gidebilme özgürlüklerini, haklarını savunuyorum. Neden? Birincisi cinsiyet ayrımcılığı her şeyden önce ortalıkta. Yani fikirden ötürüyse eğer cumhuriyet karşıtıysanız siz cumhuriyet karşı erkekler gidiyor da cumhuriyet karşı kadınlar niye gidemiyor diye düşünüyorum en başta. Evet. Onlar gidiyorsa siz de gidebilirsiniz. İkincisi ben başörtülü herkesin cumhuriyet karşıtı olduğunu düşünmüyorum. Yani işte de muhakkak bir cumhuriyet karşıtı vardır ama başı açıklarda da cumhuriyet karşıtı vardır. Evet. İlla Müslüman olmak gerekmiyor cumhuriyet karşıtı. Yani İslami kimliği önüp plan çıkarmak gerekmiyor. O nedenle de ben sizin özgürlüğünüzü savunuyorum anlıyorum ama mesela diğer yani bunu bir İslami nedenle yaptığınız zaman diğer İslami kurallarla yönetilen, yani anayasası İslami kurallara göre oluşturmuş ülkelerde kadınların
bir televizyon programı çıkıp bunları konuşma tartışma hakları bile yok diye. Hangi ülkede yok? Ben Suudi Arabistan'da var mı senin? Evet, Suudi Arabistan'da çok rahat. Şimdi bir iki televizyona çıkmaya başlar ama tek başına alışverişe gitmeleri var mı? Yasak. Otomobil kullanmaları yasak. Başlarını açma... Otomobil kullanmaları noktası doğru ama... Başlarını açmaları... Tek başına alışverişe gidemiyorlar. Yabancı bir erkekle yabancı bir erkekle gidemiyorlar. Ben de şey söyleyeyim. Bu değil yani, evet. Çok affedersiniz. Suudi Arabistan'da bir liberal bir yaklaşım getirecek misin? Ben liberal olarak şöyle bir yaklaşım getireceğim bu konuya. Evet, suyu misal emsal olmaz. Fazla, hayır. Çok fazla söylüyoruz. İşte biz Müslüman ülkeler arasında tek laik, demokratik, sosyal hukuk devletiyiz diye. Ama aslında bu başörtüsü konusunda baktığımızda veya bu benzeri birçok devletin insanları bireysel yaşamlarına müdahalesi konusunda çok da demokrat değiliz. Bunu bir kere kabullenmemiz gerekiyor. Yani bir reklam arası verebilir miyim? Tamam. Sonra devam edelim. Değerli bir kısa reklam arası vereceğim ama bu arada anketimiz de var. Epey de bir yanıt geliyor gördüğüm kadarıyla. Anayasa Mahkemesi'nin kararına onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz? Evet, hayır diyorsunuz, 10-21'e yolluyorsunuz. Onaylıyorsanız, nasıldı tam soru onu da hatırlamıyorum ama Anayasa Mahkemesi kararını onaylıyorsanız evet deyip yolluyorsunuz, onaylamıyorsanız hayır deyip yolluyorsunuz. 10-21'e biz de bir kısa reklam arası vereceğiz. Kesersiniz arada bir. Başlıyor. Evet, 17.000 civarında SMS geldi değerli izleyiciler ve Anayasa Mahkemesi kararını destekleyenlerin oranı %32, desteklemeyen oranı %68. Tabii bu somut veri değil, birden fazla mesaj çekmek mümkün. Onu da ayıklayıp onu da daha sonra söyleyebiliriz size. Tekil mesajlarda durum kaça kaç diye. Devam edelim. Evet, şimdi en son nerede kalmıştık? Müslüman ülkeler arasında tek laik, demokratik, sosyal hukuk devletiyiz diye hep övünle geldik bugüne kadar. Ama örneğin bu konuda, bunu sadece bir örnek olarak alıyorum, çok da demokratik olduğumuz söylenemez. Bununla da övünmemiz biraz da sanırım yanlış. Çünkü eğer yani burada hiçbir biçimde, zaten hani diğer ülkelerde işte az önce girdiğiniz tartışma, işte hani Suudi Arabistan'da kadınlar nasıl gezebiliyor, işte başka ülkelerde insanlar nasıl gezebiliyor ya da neler yapabiliyorlar, hangi haklara sahip oluyorlar, bunlarla ilgilenmememiz gerekiyor. Şununla ilgilenmemiz gerekiyor. Her türlü din veyahut da totaliter ideolojilerden nasıl arınabiliriz? Her türlü din. Evet, her türlü totaliter ideoloji ve din, yani dinin de bir sürü çeşitleri var. Bunları devlet, bunlardan devleti nasıl, hayır, devletin her türlü dine ve totaliter ideolojiye karşı bir tarafsızlığı söz konusu olmalı. Yani totaliter biz ancak ideolojiye karşı tarafsızlık nasıl olabilir? Ona karşı olmak gerekiyor. Her türlü ideolojiye karşı tarafsız olması gerekiyor. Türkiye'de şu an totaliter bir ideoloji benimsenmiş durumda maalesef. Devletimiz totaliter bir ideoloji doğrultusunda hareket ediyor. O yüzden en başta söylediğim gibi hani İran'daki mollalarla Türkiye'deki başörtüsü yasanı destekleyenler insanlar arasında hiçbir fark bulunmuyor. O halde biz de demokrat değiliz. İran'daki mollaların demokrat olmadığını söylüyorsak o halde biz de demokrat değiliz. Bunu da toplumsal bir takım örneklemelerle veya işte siyaset bilimi literatürüne bakarak meşrulaştırmamız ya da buna dayandırarak görüşümüzü temellendirmemiz gerekmez. Bunu yalnız ve yalnız ahlaki bir temeli oturtarak meşrulaştırabiliriz. Bu ahlaki temel de şudur. Nasıl ben yani kendinden farklı olanın da görüşünü savunmak, başörtüsünü bütün ömrüm boyunca asla takmak istemiyorum. Asla kullanmak istemiyorum. Belki de işte dinin bir gerekliliği olduğunu düşünmüyorum vesaire vesaire. Ben bunu çoğaltabilirim. Ama sırf peki mesela senin içinde şöyle bir korku yok mu? Şöyle bir korku yok mu şey içinde? Türkiye'de bir İslamcı rejimin gelip sana zorla örtünmeni emretmesi diye bir korku yok mu senin içinde?
Bakın var. Neden var biliyor musunuz? Çünkü Türkiye'de hukuk devleti mevcut değil. Neden böyle bir Türkiye'de ama bir tek böyle bir korkum yok. Yani özel olarak böyle bir korkum yok. Türkiye'de pek çok konuda korkum var. Örneğin bugün Anayasa Mahkemesi'nin kararı 9-2 çoğunlukla alındı değil mi? Ve AK Parti'nin işte çoğunluğa sahip olduğu, işte bu yüzden çoğunluğu eline alıp ne istersem yaparım anlayışına sahip olduğu pek çok işte yazar ya da aydın tarafından sürekli dillendirilen bir konu. O halde ben AK Parti'nin de bunu yapmasını istemiyorum. Ama Anayasa Mahkemesi de bugün 9-2 çoğunlukla oy aldıysa 20 sene sonra ya da atıyorum 5 sene, 10 sene sonra o Anayasa Mahkemesi'nin çoğunluğu farklı bir biçimde olursa ne olacak? Yani o görüşler farklı, görüşleri farklı insanlar o koltuklarda oturursa ne olacak? Peki o zaman da farklı... Özlem'e bir şey sormak istiyorum. Özlem, şimdi sen diyorsun ki kurallar var, yasalar var, bunlara uyulması gerekiyor. Bu devletin kuruluş ilkeleri var, bunlara uyulması gerekiyor. Peki yarın öbür gün şöyle bir tam tersi bir durum oldu. Yani Türkiye'de bir karşı devrim gerçekleşti. Erbakan'ın dediği gibi kanlı veya kansız. Ve farklı bir yasal uygulama başladı Türkiye'de. Yani senin söylediğinin tam tersi. Ve bu sefer de sana diyorlar ki üniversiteye gideceksen başını örteceksin. Hoşuna gider mi böyle bir şey? Sizce mümkün mü yani? Ulusların hayatında her şey mümkün yani. Bugün böyle bir kural. Hoşuma gitmeyeceği elbette mümkün. Peki o zaman ne hissedersin? Ne hissederim? Çağın gerisine düştüğümüz için öncelikle ülkem adına çok üzülürüm. Zorla yapılan bir şey olduğu için tabii ki kişilik haklarıma aykırı olduğunu düşünürüm. Ve her şeyden önemlisi dediğim gibi çağdaş bir uygarlık seviyesinden geri kaldığımız için ülkem adına üzülüyorum. Bakın burada ben bir şey eklemek istiyorum. Burada şu an arkadaşımızın söylediği şey bir yaşam biçimini daha yüksek bir değer olarak görüp diğer bir yaşam biçimini daha düşük bir değer olarak algılaması. Burada anladım ne dediğini. Bir yaşam biçimini daha yüksek bir değer olarak işte şu anki yaşadığımız işte insanların herkesin kamusal alanda başörtüsü yasağının olması ya da işte herkesin çağdaş ama kendi değerlerine göre çağdaş olması böyle bir ideali var. Ve Türkiye'de bazı İslamcı kesiminde şöyle arzuları var. Onlar da örneğin işte başörtüsü yasağını ama İslamcı diyorum bunun altını özellikle çiziyorum. Çünkü muhafazakarlarda büyük bir değişme var. Yani muhafazakarlarla İslamcılar da Türkiye'de bence bir ayrışma içinde. Bu İslamcılar da örneğin başörtüsünü savunuyorlar ama örneğin bir eşcinselin hakkını savunmuyorlar ve bir eşcinselliği bir hastalık olarak görüyorlar. Evet. İşte problem burada. Çok basit. Yani bir başörtüsünü savunmanın, başörtüsünün çok daha önemli, yüksek bir değer olarak algılıyor ama eşcinselin son derece işte kötü, yani onun bir hastalığa sahip olduğunu düşünüyor. Zoran'ın zırt dediği yerden bir tanesi burası. Bana dönmeseydiniz diyormuş. Ne demin bekliyorsunuz? Yani, soru ne? İşte, yani başörtüsü savunuluyor ama mesela aynı oranda bir başka bir tür özgürlük alanı olan cinsel özgürlükte eşcinsellik bir hastalık, şimdi, bir sakatlık, bir ayıp gibi görülüyor. Öncelikle ben arkadaşımıza birkaç cümle cevap vermek istiyordum. Şimdi biraz önce kendisine sordunuz ya, işte üniversitede size başörtüsüyle girmeniz dayatılsa ya da istense ne düşünürsünüz? İşte kişilik haklarıma yapılan bir saldırı olarak algılarım diye söyledi ve kesinlikle böyle bir şeyin olmasını istemem dedi. Yani kendiniz için istemediğiniz bir dayatmayı bir başkası için sistemi kutsamak, korumak adına nasıl isteyebiliyorsunuz? Onu merak ediyorum. Hemen cevap versin. Sizin... Evet. Hemen cevap versin. Okey. Tamam yani. Çünkü sonuçta dayatılan bir yani şöyle bir şey var. Şimdi din vicdani bir mesele. Dolayısıyla bir insan inanabilir ya da inanmayabilir. Bunun bir zorlaması olmaz. Tabii ki. O yüzden yani dini bir baskıya uğramayı uygun görmem. Aynı şekilde siz devam edin, ben daha sonra toparlayacağım. Peki ben bir şey sorayım. Buraya devam olarak. Tabii. Peki şunu nasıl, yani bunu... Ama şimdi Özlem'i yalnız bulduğunu sıkıştırıyorsunuz. Yok estağfurullah. moderatör sizsiniz bu konuda yönetmek isterseniz. Onu korumak bana ait yani. İsterseniz konuşmayabilirim. Bana söyle. Size söyleyeyim Özlem'in fikri ben söyleyeyim, bana söyle. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen dinle şeklinde oldu o zaman.
Şunu sormak istiyorum. Yani bunu hangi ahlaki zemine dayanarak savunabiliyorsunuz? Yani bugün ben eğer başörtüsü yasağını savunuyorsam o halde başörtüsünün zorla işte insanların başını zorla örtürülmesini de savunmam gerekir. Çünkü ben aslında başka bir şey söyleyeyim o zaman. Daha düne kadar egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ındır diye her tarafa, dağa taşa, arabaların arkasına, alınlarına yazanların bugün egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demeleri, milletin kendi fikirleri doğrultusunda tecelli ettiğini düşündükleri için buna ne diyorsun peki? Peki ben size karşı bir soru sorsam, onun faturası başörtülü insanlara çekilir mi? Ben onun faturası, ben sana başka bir şey söylüyorum. Ben başörtülü ben sana başörtülü insana fatura çıkarıyorum. Ben sana diyorum ki bugün egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet egemenliğine rağm olacaksınız diyenlerin dünkü söylemleri egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ındır. Bu açılımı, bu farklılaşmayı neye görüyorsun madem sen o zaman? Bu zamana göre pragmatist olarak söylenmiş olabilir. Yani politikacılar buna sık sık başvurur. Hangisi bunların pragmatist olarak zamana göre söylenmiş? Her ikisi de. Zamanın koşulları ne zaman değişti? Gerçek hangisi bunlardan? Onu bilemem ki. Yani onu söyleyen kişilere sormak lazım. Yani peki eşcinseller meselesinde kalmışsa oradan düğmeye çalışıyorsun. Ben seni yakaladım orada. Yok, ben şimdi biraz önceki konuya değinmek istiyorum. Şimdi ama sen o konuya değinmiyorsun şimdi. Eşcinsellik bir özgürlük değil mi? Veyahut da başka özgürlükler. Eşcinsellik yani önce biz özgürlüklerimizi elde edelim, daha sonra önce başörtüsünü kapayalım. Aynen, sonra evet, öbür tarafa deneriz diyorsun. Şimdi hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır yazısı. Kaçıyorsun ama görüyorsun gibi. Görüyorsun değil mi? Buradan kaçıyorsunuz. Eşcinsellik meselesinde. Ben kendi özgürlüğümün derdindeyim işin açıkçası şu anda. Onlar da kendi özgürlüklerini aslında. Onlar kendi özgürlüklerini ama elde etmiş durumdalar zaten. Özgürlükler bir bütün değil ne, mi? Ne tür bir baskıya maruz kalıyorlar bu ülkede? Ben gördüğüm kadarıyla i̇şte vakit bizim dışımızda dava ettiler biliyorsun yani. Bizim dışımızda herkes gayet özgür yaşıyor. Yok, canım, vakit gazetesi dava ettiler. Bir problem örneğin yaşadıklarını düşün. Lambada Lambda Derneği. Sürçülisan. Lambda Derneği kapatıldı ve hükümetten de hiçbir şekilde buna bir karşı çıkış burada veya... Burada bir özgürlük vardır, bir özgürlük anıdır. O zaman hani özgürlük diye sormamız gerekiyor yani. Ya, Türkiye'de özgürlükler konusu konuşulacaksa zaten sadece yani o çok istisnai bir durum olur. Başka alanlarda neyse, da insanlar... Bazıları diyor ki toplumun erkeklerin %60'ı eşcinsel diyenler var. Onlarla konuşmanız daha uygun olur diye düşünüyorum onu. Şimdi egemenlik kayıtsız şartsız canım, Allah'ın ve milletindir. Türbanı en hararetle savunan kişi bir eşcinsel muhafazakar. Evet. En hararetli türban savunan kişi eşcinsel bir muhafazakar. Bir de özgürlükleri böyle istisna veya çoğunluk olarak... Kendi tanımıdır yani. Cemil İpekçi bana söyledi bunu. Benim programımda ben eşcinsel muhafazakarım diye kendi söyledi ve türban savunuculuğu yapıyordu. O sizi savunuyor, siz onu savunmuyorsunuz. Ben yorumsuzum bu konuda işin açıkçası. Söylemek istediği bir şey varsa... Gerçekten var mı? Yani şimdi bu bizim temel hak ve özgürlüklerimiz mesela şöyle bir algılayış var. Temel değil mi o? Yok, şöyle anlatmak istediğim şu. Sorun başörtüsü takan tüm üniversite öğrencilerin ve kamusal hayatta var olmaya çalışan tüm başörtülerin gibi gözükse de aslında tüm yani başörtü takmak isteyenlerin ve hatta başörtü takmayıp takmak istemeyenlerin de sorunludur. Bunun sorunun yaygınlığını anlatmak için bunu söylemek istiyorum. Çünkü bu temel hak ve özgürlükler sorunludur. Bizim temel hak ve özgürlüklerimizi çiğneyen, görmezden gelen zihniyet yarın öbür gün başka temel hak ve özgürlükleri de çiğneyebilmektedir. Bunu yapacaktır da. Yani bu potansiyele sahiptir. Nasıl ki bizim başörtü yasağını getiren bu zihniyet aynı zamanda F tiplerini de yasaklayan zihniyettir. Aynı zamanda Tuzla'daki tersanedeki ölümleri... F tiplerini yasaklayan mı, getiren mi? Getiren, özür diliyorum. Tuzla'daki ölümleri, ölümler karşısında hiçbir şey yapamayan zihniyet aynı zihniyettir. Bu açıdan özgürlüklerin, özgürlüklerin hepsinin... bir bağlamda oturtulması, geliştirilmesi lazım. Hukuksal hukuk devleti olduğunuzu iddia ediyorsanız. Pardon, Tuzla Tersanesi'ndeki ölümlere karşı bir şey yapmayan yargı mı? Yargı yani değil. Ben sistemin, bu zihniyetin hiçbir şey yapamadığından bahsediyorum. AKP zihniyeti. Hayır, AK Parti zihniyetinden bahsetmiyorum sadece. Sistemin, bu devletin geleneğinden bahsediyorum. Bu kadar mıydı? Egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ındır ibaresini kullanan kişilerin kastını sanırım kendi vicdanlarında
Allah'ın dinini yani İslami hükümleri merkez alarak yaşantılarını şekillendirdiklerini deklare etmeleri olarak algılıyorum. Böyle algılamıyorum açıkçası. Evet olabilir tabii ben kendi fikrimi. Yani ben de şöyle algılıyorum. Yani, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demek yasamayla ilgili bir şey. Yani yasaları egemenlik yasaları millet yapar demek o. Tamam. Diğeri ise egemenlik kayıtsız yasaları Tanrı zaten yapmıştır. Siz bir daha yasa yapmanıza gerek yok demek. Yok siz o de yasa yapabilir. Hayır. Ben dedim size devlet yönetimi olarak yönetim biçimi olarak millet yapar egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ibaresi. Kendi vicdanında Allah'ın çizdiği sınırların dışında haram ve helal noktalarına riayet ederek kişinin yaşaması da kayıtsız şartsız Allah'ındır ibaresi. Yoksa ikisinin birbiriyle çok da çeliştiğini düşünmüyorum. Peki Nuray şimdi egemenlikten bahsedeyim. Son günlerin moda lafı işte biz rahim olacaksınız falan filan diye millete anlayışla karşı durum. Püriter cumhuriyetçi bir yaklaşım yani. Peki diyelim ki egemenlik 10 sene, 5 sene, 3 sene sonra farklı tecelli etti ve egemenliği alanlar %46 oyla, %57 oyla, %51 oyla, %30 oyla veya %99 oyla fark etmez oranın ne olduğu. Egemenliği aldılar ve dediler ki herkes bu egemenliğe rağm olacak. Dediler ki camiler yasaktır, ibadet evde yapılacak. Buna rağm olunur mu böyle bir şey? Yani böyle bir egemenlik kullanma biçimi olabilir mi? Tabii ki böyle bir şey olamaz yani. Bir kere Türkiye Cumhuriyeti'nin tam manasıyla hukuk devleti olabilmesi için insan hak ve özgürlükleri, kişisel özgürlükler hem uluslararası anlaşmalara bağlı kalınarak düzenlenmiş olması lazım. Hem de anayasaya aykırı düşmemesi gerekiyor. Dolayısıyla çoğunluk her zaman haklıdır bir zihniyeti olmamalı. Yani kişi tek de olsa onun hakları da korunmalı. Çoğunluk olmak, yeterli sayıya sahip olmak, güç sahibi, iktidar sahibi olmuş olmak haklı olduğunu göstermez. İktidar kim olursa olsun. Ancak şimdi, özür dilerim lafınızı kestim. Bir izleyiciden geliyor mail. Lambda Derneği'nin kapanışı hakkında Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Muzaffer Yalçın hazırladığı davanamede dernek tüzüğünün ikinci maddesinin anayasanın ailenin korunması ve Türk Medeni Kanunu'nun hukuka veya ahlaka aykırı amaçla dernek kurulamaz maddesine aykırı olduğundan kapanmıştır. Türbanla bir alakası yok. Zaten bizde türbanla bir alakası var dememiştik. Lambda Derneği'nin türbanla alakalı biz sadece özgürlükler kapsamında bakıyorduk olaya. Evet. O özgürlükse her türlü özgürlüğe saygı duymamız gerekir diye. Yine söyleyeceğim bir şey var. Gözlerin parlıyor. Yok. Biraz gelen meyle tebessüm ettim. Neden? Çünkü hani gördüğünüz gibi Türkiye'de yasalar böyle son derece elastiki kavramlar dolayısıyla istenildiği gibi yorumlanabiliyor. Tabii ki işte koltuğunda oturan hakim Lambda Derneği'nin ya da başka bir sürü eşcinsel derneğinin ailenin korunmasına aykırı olduğunu görebiliyor. Ve bunun gibi başörtülü insanların üniversiteye girişinin işte laiklik için son derece geniş bir yoruma tabi tutulması gereken, elastiki bir kavram olan, kişiye göre bazen yorumları değiştirebilen ki bizim millileştirdiğimiz bir kavram olan laiklik ilkesine göre insanların başörtüsüyle okula girmemesi gerektiğini, laiklik ilkesi doğrultusunda girmemesi gerektiğini hüküm getirebiliyor. O halde demek ki hukuk yapımızda gerçekten ciddi bir sorun var. Peki böyle mesela bir İngiliz mahkemesinde başörtülü bir hakim olabilir mi? İngiltere'de özellikle bence olabilir. Neden olmasın? Olamaz. Neden olmasın? Hayır, bakın olamaz. Şöyle bir örnek vereyim. İngiltere'de hakim bilmiyorum. Hani böyle bir özel bilgim yok ama İngiltere'de sadece şöyle gözleri görünen tamamen işte simsiyah peçeli bir kadın Arapça öğrenim veriyor üniversitede. Üniversiteden bahsetmiyorum ben. Başka bir şeyden. Ama bakın çok ciddi bir şeyden bahsediyorum. Çünkü kamusal anlayıcı mesela. Bir saniye. Onu isterseniz ben tamamlayayım. Üniversitede Arapça öğrenim veriyor. Ve bu insan bir şekilde hani başörtüsün pardon o çarşafından neyse işte bu yüzden değil başka gerekçelerle bir şekilde okuldan uzaklaştırılıyor. Ve bu kadın dava açtığında İngiliz hükümetinden tazminat kazanabiliyor. Bakın İngiltere böyle bir ülke. Türkiye'de kazanıyor.
Türkiye'de kazanıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyorlar, kazanıyorlar veya kaybediyorlar. Ama sonuçta dava açmakta sonuna kadar var. Bazen kazanıyorlar, bazen kazanamıyorlar. İşte bazen kazanıyorlar, bazen kazanamıyorlar da şuna göre şekilleniyor. Ama şimdi uluslararası o sizin söylediğiniz Avrupa hukukuna başvuruyorlar sonuçta ve kazanıyorlar veya kazanamıyorlar. Hakim olan yerel mahkeme. Şimdi bak, başka bir yere göreceğim. Biz müsaadenin hakim olamaz dediğiniz kişi dini simge kullandığı için mi yoksa sadece başörtüler mi olamaz? Mesela evet, dini simge kullandığı için. Sih, işte biliyorsunuz sih erkekten sarık sarıyorlar. Bundan evet. Da rahatsız oluyor musunuz? Ya da kippalı bir Yahudiden de rahatsız oluyor musunuz? Yoksa sadece başörtülü şimdi sana, İslami sana simgelerden? Bütün bunları dışına çıkarak bir örnek vereceğim. Evet. Kızım okula gidiyor. 7 yaşında her türlü dış etkiye açık. Öğretmeni sınıfa Fenerbahçe formasıyla giriyor. Ve ben kızımın Fenerbahçeli olmasını istemiyorum. Ben kızımın benim tuttuğum takımı tutması için yıllardan beri ona telkinde bulunmuşum. Bir yaşından beri ve ona Galatasaray forması giydirmişim. Okula gidiyor, öğretmeni Fenerbahçe formasıyla geliyor ve okulda sürekli Fenerbahçe maçlarını söylüyor. Evet. Sizce bu doğal bir şey mi? Öğretmenini değiştirirsiniz. Olamaz mı? Bu da sizin tercihiniz yani. Ne yapacağım ben Galatasaray öğretmen mi arayacağım okul okul dolaşıp? Yani öyle bir tutkunuz varsa, böyle bir arayışınız varsa yapabilirsiniz. Şimdi mesela yani zorunda. Kızım derse giriyor ve başı örtülü bir öğretmen var. Aynı şey değil. Sürekli yani. Dualar ediyor, sürekli şey yapıyor. Başı örtülü insanların siz sürekli dua halinde olduğunu falan hayır, mı düşünüyorsunuz? Ben sana örnek veriyorum. Bak, dua. Çok şaşırdım. Başı örtülü bir öğretmen geliyor. Benim kızım diyor ki niye başını örtülü? Evladım ben şöyle bir dine inanıyorum diye anlatıyor. Evet. Ben de kızımın dinsiz olmasını istiyorum veyahut da Hristiyan olmasını istiyorum veyahut da hiçbir şey olmasını istiyorum. Evet. Şimdi, böyle bir etkileşim normal mi? Başörtülü bir öğretmene sahip olmak demek kızınızın Müslüman olacağı anlamına gelmez ki. Başörtülü öğretmen önündeki müfredatı siz kızınıza öğretecektir. Siz kızınıza ama rol modelde bir şey var kızımda. Çünkü İslam'ı, bu başıma geldi, şey, kızım bana geldi. O zaman ben Fenerbahçeli olacağım dedi. Niye dedim öğretmeni Fenerbahçeli? Benim 7 yaşında bir kızım var ve ben istiyorum ki başörtülü bir öğretmeni olsun, onu örnek alsın. Yani aynı şeyi kendim için uygulayabilirim o zaman. Ben başörtülü öğretmen mi arayacağım ya da niye benim kızım başörtüsüz bir rol model görsün falan. Yani ben kendime şahsen mesela bunu dediğim zaman eğer ya işin açıkçası kesinlikle böyle bir şey düşünmüyorum. Kesinlikle başörtüsüz bir öğretmeni olmasından rahatsızlık duymam. Dolayısıyla eğer duyacak olsaydım kendimde bir psikolojik bir paranoya bir fikir arardım. Çünkü ayrıca karşı tarafa da bunu bir hakaret olarak addederdim. Yani kişinin farklı kıyafete bürünmüş olması niçin benim üzerimde olumsuz bir etki yapsın ki? Zaten bu sadece başörtüsü konusunda değil. Dediğim gibi yani kippalı bir öğretmeni de olabilir. Ama siz bu konuda gerçekten ciddi hassasiyet taşıyorsanız öğretmenini değiştirebilirsiniz. Sizin kızınız yanlış etkilenecek diye insanların dininden ya da dini emirlerini uygulamaktan vazgeçmesini beklemeniz çok da mantıklı sayılmaz. Peki dünya... Lambda Derneği ne olacak Lambda Derneği? Lambda Derneği'nin dernek yetkilileriyle bir bağlantı kurarak onlara sorabilirsiniz. İşin açıkçası çok da fazla bilgi sahibi olmadığım herhangi bir konuda konuşmak istemem yani. Yani eşcinsel haklarına saygılı değil misiniz? Doğru da bir reklam aramız daha var galiba gördüğüm kadarıyla. Hemen onu bir verelim. Oylara da bakalım ne oldu ne olmadı. Oylar evet 20 bini bulduk ve %67 Anayasa Mahkemesi kararına katılmıyorum. %33 katılıyorum diyor. Durum bu.